Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampı'nda geldik 20. güne. 20. günde sizinle birlikte eşkenar dörtgeni işleyeceğiz sadece. Ve sanırım tek videomuz olacak. Yani hadi bugün iyisiniz. Ve eşkenar dörtgende yine çok güzel sorular sizi bekliyor gençler. Bak, zor demiyorum. Güzel. Tam ÖSYM ayarında, tam ÖSYM dilinde çok tatlı, çok klas sorular sizi bekliyor. Evet. Ne yapalım ilk etapta? Şöyle şafak sayarımıza gelelim ve şu burada sayfa numarasını öğreneceğiz. Sayfa numarasına bakıyoruz. Sayfa numarası 122'ye gideceğiz. Peki, işi garantiye alalım. Şurada da bakalım. Hocam 20. günde ne var? Sadece ve sadece şu eşkenar dörtgen, tek bir videoymuş. Tek bir derste bunu halledeceğiz. Sanırım 100 sayfaydı. Sonra bakıyoruz haftalık programı. Haftalık programda eşkenar dörtgen bitince 11. haftayı bitiremiyoruz maalesef. Bir sonraki gün deltoid de işin içine katacağız. Öylelikle haftalık programı bitireceğiz. Hadi bakalım, gelelim sayfa numarası 122'ye ve eşkenar dörtgene başlayalım. Şimdi eşkenar dörtgen dediğimiz şey, paralel kenarı öğrendin mi kardeşim? Hep zaten bu ayakta gidiyoruz. Hep böyle bu şekilde gidiyoruz zaten. Eski bilgilerimizi şaha kaldıracağız şimdi. Arkadaşlar, eşkenar dörtgen dediğimiz aslında paralel kenarın bir halidir. Paralel kenarı biliyor musun? Biliyorsun. Biliyorsan bu konuda çok sıkıntı yaşamayacaksın. Eşkenar dörtgende paralel kenarın harici ekstra özellikler var. Yani tanım gereği zaten o özellikler geliyor. Zaten hemen aklında kalacak onlar. Sonrasında full özellik, yani full özellik derken aman ha ağzımızdan çıktı ama öyle bir şey yok. Sonrasında full üçgen ya da eski bilgilerimizle bu işi yine halledeceğiz. Evet, eşkenar dörtgen dediğimiz şey şu: bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenara biz eşkenar dörtgen adını veriyoruz. Aa, paralel kenar hocam bu. Paralel kenar olduğundan dolayı bak şimdi, bak olaya bak. Paralel kenarın özelliklerini taşıyor mu? Taşıyor. O zaman paralel kenarın özelliklerini taşıyacak. Hocam, şu köşegenleri çizecek olursam ben eğer, köşegenler üzerinden bir yorum yapalım şimdi. Hocam, köşegenler birbirini ortalıyordu. Şunlar ortaladı. Şunlar da ortaladı. Şimdi dikkat et gösterdiğim üçgene. Hocam, şu üçgen bir ikizkenar üçgen. Çizilen kenar ortay oldu. İkizkenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda açıortaydır. Aynı zamanda yüksekliktir. Bak, kendiliğinden geldi özellik. Hocam, bu açıortay oldu. Aynı mantıktan bu da açıortay. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Ve köşegenler dik kesişti. Şuradaki diki de gösterelim şöyle. Burada ne oldu? Paralel kenardan harici ekstra özelliği, köşegenler dik kesişti. Bak, çok önemli. Köşegenler dik kesişti ve köşegenler açıortay oldu aynı zamanda. Aynı şey şu üçgende de geçerli. İkizkenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için bu hocam, bu da açıortay olmak zorunda. Hop, açıortayı da böyle gösterdik. Kendiliğinden zaten şu bilgi ekstra özelliği. Köşegenlerin dik kesmesi deyince, paralel kenardan harici ekstra özelliği bu deyince, kendiliğinden zaten sonuca, soruya, çözüme çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Tamam, ekstra özellikler ne oldu? Köşegenler açıortay oldu. Köşegenler dik kesti. Köşegenlerin dik kesmesinden dolayı alanı hemen söyleyebiliriz. Hocam, köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıdır. Yani AC çarpı BD bölü 2'dir. Bak, direkt kendiliğinden geldi. Ondan sonra bakalım başka özellikler var mı? Paralel kenar özelliklerini taşır. Tamam, bundan bahsettik. Köşegenler dik kesir, kendiliğinden çıktı. Köşegenler açıortaydır. Eyvallah. Köşegenler birbirini ortalıyor. Tamam, o paralel kenardan geliyor zaten. Şu yazdık zaten burada. Sonra yüksekleri birbirine eşittir demiş. Bak, bunu da göstereyim ben. Arkadaş, şurada bir eşkenar dörtgen var elimizde mesela. Farklı bir eşkenar dörtgen çizeyim şöyle. Ben bu eşkenar dörtgeni çizdim şöyle. Bu eşkenar dörtgende biraz daha böyle güzel olsun. Çizilen yükseklikler birbirine eşit diyor. Niye? Buraya A diyecek olursam, şuradan bir yükseklik çizecek olursam, burası H ise eğer, bu paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliği ya, eşkenar dörtgenin alanı da yine aynı şekildedir. Ekstra nedir dedik? Köşegenler çarpımının yarısıdır. Çünkü köşegenler dik kestiği için. Hocam, A çarpı H'tır. O zaman sen buradan da bir yükseklik çizsen böyle. Buradaki taban da A ya. Bu yükseklik de H olmak zorunda. Bak, yükseklerin eşit olması buradan geliyor, alandan geliyor. Ya da hocam, şuraya alfa dersem burası beta olur. Karşılıklı açılar eşit, alfa beta. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Şu kenarlar eşit olduğu için eş oldu. Dolayısıyla alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Yükseklerin eşit olmasını bu şekilde kullanabiliyoruz. Ama yükseklik sadece bu değil. Bu da yükseklik mesela. Bu da yükseklik mesela. Yani şu yükseklikle bu yükseklik birbirinin tıpkısının aynısı. Özellikle bunu böyle şey yapıyorum, şöyle göstereyim ki bununla ilgili soru geldiği zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yükseklikler eşit, ispatla gösterdim. Ama o yükseklik sadece, dediğim gibi, bak bu da bir yükseklik. Bu dışarıdan da çizilebilirdi. Şu da bir yükseklik mesela, dışarıdan çizilen. O da eşit. Ya da şu da bir yükseklik. Bunlar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Dikkat. Sonra alanda demişiz ki köşegenler çarpımının yarısı. Köşegenler dik kestiği için köşegenler çarpımının yarısı oluyor zaten. Paralel kenar harici ekstra ne çıktı sadece? Hocam, köşegenlerle alakalı bir şey çıktı. Köşegenlerin dik kesmesi ve köşegenlerin açıortay olması ekstra özelliğimiz bu. Hadi gel şimdi bunlarla ilgili
full soru çözelim bakalım. Haydi bakalım. Galiba full soru olması lazım bundan sonrası. Bakıyoruz. Evet, hiçbir özellik mi özellik yok. Sadece özelliğimiz ekstra köşegenlerin dik geçmesi ve köşegenin açıortay olmasıymış. Şimdi gelelim öğrenme alanı sorularına. Arkadaş, öğrenme alanı sorularında. Şimdi öncelikle 110 verilmiş burası bize. Tamam. Burası 110 ise burası kaç yapar? 70 yapar. 180'e tamamlayan açısı. Karşılıklı açılar birbirine eşit. 70 yani burası da kaç olacak? 50 olacak. Sonra ne yapacağız hocam burada? Alakası yerde bir eşitlik verilmiş burada böyle. Ama eşkenar dörtgen verilmiş. Eşkenar dörtgen verilmişse bütün eşitleri yazalım. Ala burada ne çıktı? Bir ikizkenar çıktı. Hocam ikizkenar tepe açısı 50. 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. 65 65 oldu buraları. Sonra şu şekilde yapabilirsin. Hocam 110 ise 110 olacak deyip tamamı 110'dan 65'i çıkartabilirsin. Ya da direkt şöyle bir M kuralı var hocam deyip 20 ile neyi toplarsan 65 yapar onu bulabilirsin. Ben direkt alfa ile 65'i toplamı 110 diyorum. Alfayı da böylelikle ne bulurum? 45 mi bulurum? Galiba 45. Evet, cevap böylelikle 45 çıkar gençler. Evet, eski istediğim bilgiyi kullan tabii ki burada. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen demiş. Alanı nedir demiş. Hocam eşkenar dörtgen bir kenar verilmişse tanımını mutlaka uyguluyorum. 13 13 13. Burası da 13 ya. Buraya ne kaldı? 5. 5 13. Şurada bir dik üçgen çıktı. 5 12 13 üçgeninden burası 12 oldu. Hocam eşkenar dörtgen alanı isteniyor. Taban belli, yükseklik belli. Taban çarpı tabana ait yükseklik bana sonucu verecektir. Ben şöyle bakayım, 156. Dikkatli bakacak olursak işlem yapmadan cevap kaç çıktı arkadaşım? 156 çıktı 13 ile 12'nin çarpımından dolayı. Geldik bir sonraki soruya. Eşkenar dörtgen demiş. 3 ve 9 verilmiş. Her bir kenar ne olacak o zaman? 12 12 12 olacak. Eşkenar dörtgenin tanımından dolayı. Sonrası paralel kenarda kullandığımız teknikler hala daha kullanılıyor kardeşim burada. Bak ne var burada? Kelebek benzerliği var. Karşılıklı kenarlar paralel olduğu için. Bunlar paralel ya. Kelebek benzerliği. Kelebekteki oran kaça kaç? Ya yukarıdan aşağıya 9 bölü 3. 3'e 1. Dolayısıyla burası da ne olacaktır? 3'e 1 olacaktır. Yani burası 3K ise burası da K olacaktır. Ya da 3X diyebilirdik direkt. Neyse. 3K 12 ise K'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Yani X'i böylelikle 4 bulduk gençler. Evet. Cevap Ceyhan oldu. Geldik D şıkkına. Eşkenar dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Bir köşegen çizilmiş. Arkadaş bak. Eşkenar dörtgende köşegenler özel durumlu. Özellikle bir köşegen çizilmişse diğer köşegende bizim de çizmemiz gerekir. Çoğu soruda bunu yapıyoruz. O zaman diğer köşegeni ben şöyle bir çizeyim. Diğer köşegeni çizince ne oluyor burada? Köşegenler dik kesiyor ve birbirini ortalıyor. O zaman şu parçayla şu parça eşit ve şu parçayla da şu parça eşit. Toplamda 11 5 daha 16. 2'ye böldün. 8 8 yaptı. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. Sonra bakıyorum ki hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. Şu Pisagor bağıntısında şurası geriye kaydı ama şurası belli zaten. 3. Burası da 3 kök 5 verilmiş bana. 1 2 kök 5 üçgeninden 3 6 3 kök 5. Yani burası 6 olur. Burası da 6. 6 8 10 üçgeninden burası 10 çıkar. Dik üçgen özel üçgen. Eşkenar dörtgen çevresi soruluyor. 10'dan 4 tane var. Çevreyi de böylelikle ne buluruz? 40 olarak buluruz dostum. Evet, D şıkkını da öğrenme alanında 40 bulduk. Geldi örnek 1'e. Evet. Şimdi şekil 1'deki arkadaşlar direkt yeni nesille başlamışım. Artık sen yeni nesil eski nesil kavramını bırak. Artık sen üçgenlerde işi öğrendin. Aslında klasik bir sorunun yeni nesile çevrilmiş çok kolay bir sorusuyla karşı karşıyayız sadece burada. Seni korkutacak bir soru değil. Yani soru sırasına göre böyle yazdığım için bu soru başa düştü. Yani kolay bir soru. Öncelikle soruyu okuyalım. Şekil 1'deki paralel kenar. Bak şekil 1'deki şu paralel kenardan bahsediyor bize. 6 eş paralel kenara ayrılmış. 6 tane eş paralel kenara ayırmışım ben bunu. Sonra bu 6 parçayla şekil 2'deki gibi yapıştırıldığında. Evet, ne yapalım? İlk başta şekil 1'deki şu paralel kenarları şöyle bir keselim. 6 eşit parçaya ayırdım. 6 eşit parçaya ayırdıktan sonra da hop o 6 eşit paralel kenarı böyle bir yapıştırdığım zaman kenarlarını işte bu şekil 2 karşıma çıkıyor. Tamam. Şimdi ortadaki beyaz dörtgen de bir eşkenar dörtgen oluyormuş. Demek ki ben buradaki buraya dikkat edeceğim. Dikkat. Şuraya dikkat edeceğim. Şurası bir eşkenar dörtgen oluyormuş. Sonra buna göre diyor şekil 1'deki paralel kenarın kısa kenarının uzun kenarına oranı nedir diye soruluyor bize. Yani paralel kenarın şu paralel kenarın kısa kenarının uzun kenarına oranı isteniyor benden. Bir kere ben bunu alt tane eş paralel kenara ayırdıysam bu AAA her bir kısa kenar A olsun. Her bir uzun kenarda B olsun. Şöyle de BB yazayım. Yani paralel kenarın küçükteki paralel kenarda bir kısa kenar A diğer kısa kenarda B olmuş. O zaman burada kısa kenar A yazayım. Buraya B yazayım. B yazayım. A yazayım. B yazayım. A yazayım. B yazayım. B yazayım. A yazayım. B yazayım. O zaman burası da B oldu mu? Oldu. Hocam sonra şurası paralel kenarda kısa kenar A. Hocam bunun tamamı B'ydi. Buraya ne kaldı? B eksi A kaldı. Hocam burası da kısa kenar A yazdım. Hocam burası B'ydi. Buraya da B eksi A kaldı. Hocam bu bir eşkenar dörtgen demişti ortada kalan beyaz bölge. Bak yani burası ne oldu? Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit olmak zorunda. Yani bu
buradan b eşittir. Buradaki b eksi a, b eksi a toplamı. Yani 2b eksi 2a toplamı yaptı. A. Buradan da b'yi kaç bulduk? A bulduk. B dediğimiz pardon b'yi ne bulduk buradan? 2a bulduk. Evet. B dediğimiz 2a oldu. B dediğimiz 2a oldu. Şekil 1'deki paralel kenardaki kısa kenar. Bak burası 3a. Bak burası 4a. İşte kısa kenarın uzun kenara oranı. 3a'nın 4a'ya oranı isteniliyor bizden. Cevap böylelikle 3 bölü 4 yaptı. Tamamıyla eşkenar dörtgenin tanımını kullanarak yaptığımız bir soru ve kolay bir soru olduğu için ve tam da ÖSYM ayarında olduğu için, tam da TYT'de çıkacak bir soru tipi olduğu için bak buraya da koymuşuz. Evet, ÖSYM böyle sorularla geliyor arkadaşlar. Bazen ilk sorudaki yazdığımız soru tiplemeleriyle geliyor. Yani ilk soruda yazmakta haklı mıymışım? Sanki biraz haklıymışım değil mi? Örnek 1, 3 bölü 4. Geldik örnek 2'ye. Şimdi örnek 2'de de kenar uzunlukları 52 cm ve 80 cm olan ABCD paralel kenarı biçimindeki bir karton. Eşit sayıda çizilen D ve K doğrularıyla eşkenar dörtgen oluşana kadar devam ediyor. Evet, şimdi böyle bir D doğruları çiziyormuşum. D1, D2, D3, D4, D en son D'ye geliyorum. Eşit sayıda çizilen K doğruları da en son K'ye geliyorum. Yani N tane D doğrusu, N tane K doğrusu çizeceğim. Ta ki ben bunu böyle çiziyorum, çiziyorum, çiziyorum. En son buraya geldim, en son buraya geldim. Şuradaki oluşan dörtgen eşkenar dörtgen olana kadar diyor. Ha yine eşkenar dörtgenin sadece tanımıyla ilgili bir soru. Yani burada eşkenar dörtgen, bak soru sıralamasına bak. Eşkenar dörtgenin sadece tanımıyla ilgili bir önceki soru yenisi soruydu. Şimdi de yenisi bir soru. Ya ben sana eşkenar dörtgenle ilgili klasik bir soru yazamazdım. Bu bir eşkenar dörtgense eğer mesela. Bu bir eşkenar dörtgense. Burası 3 ise burası nedir diye soramam. O yüzden direkt yeni nesille başlamışım. Tamam. Neyse geldik şuraya. Arkadaş burada ben soruyu tam anlamıyla okuyayım. Bu D ve K doğrularıyla eşkenar dörtgen oluşana kadar devam ediyorum. Eşit sayıda. Oluşan küçük paralel kenarların yatay kenarı 3 cm, dikey kenarları ise 1 cm oluyor. Ben bu yatay ve dikey kenarları çizdiğim zaman şurada paralel kenarla oluşuyor ya, şöyle küçük paralel kenarla oluşuyor ya. Hatta bu çizgiyi böyle devam edeceğim. Eşit aralıklarla devam ediyorum böyle. Bu çizgi de bu şekilde devam ediyor eşit aralıklarla. İşte hep aynı paralel kenarlar oluşuyor. Bu paralel kenarlardaki uzun kenar, yatay kenarı 3 birim, kısa kenarı da 1 birim oluyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ben burada 1 gittiğimde, D1'i çizdiğimde burası 1. Buraya da 3 ya. D2'yi çizdiğimde 2 tane 3 olacak. O zaman burada D'yi çizdiğimde N tane 3 olmayacak mı? Evet. Arkadaş burası 3N kadar olacak. Hocam burada K1 doğrusunu çizdiğim zaman sadece 1. K2'yi çizdiğimde 1, 1'den 2 tane olacak. K'yi çizdiğimde 1'den N tane olacak. O zaman burası da N çarpı 1'den N olmayacak mı kardeşim? Olacak. Bu bir paralel kenar verilmiş. Tamamı 80'di. 80 ise o zaman buraya 80-3N kaldı. Tamamı burada 52 idi. O zaman buraya da 52-N kalmadı mı? Kaldı. Bunlar hep paralel kenar ya. Şöyle paralel ya. Yani burada da bir paralel kenar oluştu. 52-N ise burası da 52-N yapar. Hocam şurası da aynı mantık. Şunlar yataylar paralel ya. Paralel kenar oluştu yine. Hop 80-3N ise burası da 80-3N oldu. Ta ki ben burada N'inci çizgiyi çizdiğimde şuradaki oluşan yeşil bölge neymiş? Eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgense arkadaşım burası ne olacak o zaman? Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. O zaman eşitliği koyalım. 80-3N eşittir 52-N olduğundan dolayı. Buradan 2N eşittir 28 olduğundan dolayı. N'i de buradan 14 mu buluruz? Evet. Oluşan eşkenar dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. N'i 14 bulduysak eğer arkadaşım bu 52-N kaç yapıyor o zaman? 14 buldum. 38 mi yapıyor? Galiba 38 yapıyor değil mi? 14'te evet 14 çıkarttım zaten. Burası 38 yapıyor. Bu oluşan eşkenar dörtgenin çevresi soruluyor. Çevrede 38'den kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 8 32. 4 kere 3 12. 152 yapar mı? Yapar. Evet, örnek 2 böylelikle 152 bulduk dostlar. Yine güzel eşkenar dörtgenin sadece tanımı, yani kenarların eşit olmasını kullandırdığımız güzel bir soruydu. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de ne var burada? Kenar uzunluğu 10 cm olan bir eşkenar dörtgen var. Bak kenar uzunluğu 10 cm olan eşkenar dörtgen biçimindeki bir karton. Şekil 1'deki gösterilen noktadan, yani şuradaki noktadan ne yapılacakmış? Kenarlara paralel kesim yapılarak şöyle şekil 2'deki parçaya ayrılıyor. Keselim seninle birlikte. Sola, sonra yukarı, sonra sola, yukarı, sola kestim ve kağıt iki parçaya ayrıldı. Bu kağıt iki parçaya ayrıldı. Buna göre parçalardan büyük olanın çevresi, bak büyük olan neresi? Burası. Büyük olanın çevresi nedir diye soruluyor bize. Hadi gel bakalım arkadaş. Burada da biz bir kesim yapalım. Bu kesim nasıl yapılmıştı burada? Hocam şöyle yapılmıştı. Buradan böyle kestim yatay. Sonra dikeyi kestim şöyle. Şöyle dikeyi kestim. Sonra bu yatay kestim. Kenarlara paralel olacak şekilde. Sonra dikeyi kestim şöyle. Sonra yatay kesiyorum yine. Yatay kesiyorum yine. Sonra bir de dikey kestim şöyle. Kağıt iki parça oldu. Benim için önemli olan kağıt parçası şuradaki parça. Şuradaki parçaya bakacağım ben şimdi. Bunun çevresi
çevresine bakacağım dostum. Tamam kardeşim. Hani biz daha öncesinde de öğrendik. Böyle paralel kenar soruları gibi sorularda. Böyle bu çevre sorulduğunda. Hani paralel kenarlar aslında şöyle. Paralel kenarlarla bir şekil oluşturulduğu zaman. Üst üste konulduğu zaman gibi sorularda. Biz nasıl yapıyorduk? Yataylara ayrı, dikeylere ayrı bakıp daha pratik bir şekilde yapıyorduk. Hatırlatayım o soruyu. Hani Egehan'ın E'si yapmıştık şöyle. Paralel kenarlardan, hatırladın mı? Şöyle. Ne yaptık? Yataylara ayrı baktık, bir de böyleydi. Sonra dikeylere ayrı bakmıştık şöyle, değil mi? Hatırlarsın. Hatta üstüne şöyle dikdörtgenden tuğlaları üst üste koyduğunda bunun çevresini de şöyle incelemiştik seninle birlikte. Yataylara ayrı, dikeylere ayrı bakıp yapmıştık, hatırlarsın. Hocam burada paralel kenarlar böyle şey olmamış ki. Aslında burada çaktırmadan paralel kenarlar var işte. Burada bir paralel kenar, burada bir paralel kenar, burada bir paralel kenar. Büyükte bir paralel kenar. Bak bunların hepsi paralel kenar. Paralel kenarları böyle yapıştırarak bir şekil sormuşum sana aslında. Çaktırmadan bu sefer sana bunu sormuşum. İşte orada ÖSYM Egehan'ın E'siyle ilgili o soruyu sordu ya. Orada paralel kenarlar ayrı ayrıydı. Bu sefer bu ayarda böyle bir soru gelir mi acaba? Gelir mi? Bence bir sonraki üst level bu. Şimdi ben bunu eşkenar dörtgende sormuşum hatırlatmak için ve bence güzel bir hatırlatma ve değişik tarzda bir soru oldu. Yataylara ayrı, dikeylere ayrı bakacağım. Bir kenar uzunluğu kaç santimetreydi? Bunun 10 santimetreydi. Hocam burası 11'im, burası da 11'im. Tamam, bunu biliyorum ben şimdi. O zaman çevreye bakarken yataylara ayrı bakacağım. Hocam bu yatay ayrı. 10 var elimde. Sonra Şu yataya bakacağım. Aa, yataylar toplamı şu artı şu direkt ona eşit olmuyor mu? Oluyor. Paralel kenar oluştur. Şurası buraya geldi. Paralel kenar oluştur. Burası yukarı geldi. Sonra buradaki paralel kenarda da şurası da buraya mı geldi? Evet. Yani şunun artı şunun toplamı toplamda bak burası yaptı. Yani şu yataylar 10 yaptı. Hocam buradaki yatay 10. Şu yataylar da 10. Yatayları şöyle gösteriyorum. 10 artı 10'dan 20 yaptı. Şimdi dikeylere bakayım. Kardeş, dikeylere de bakacak olursan. Hocam dikey burası. Sonra şu dikey. Ya. Çıktı mı soru? Çıktı. Anladın olayı. Hocam bu dikeyler toplamı da yine 10'a eşit olacak. Niye? Çünkü paralel kenar oluştursan şu iptal oldu, buraya geldi. Paralel kenar oluştursan şu iptal oldu, buraya geldi. Burada da paralel kenar oluştu. Şu iptal oldu, buraya geldi. Şu artı şu. O zaman bu artı buna oluştu. Yani burası da dikeylerde yine 10 burada var. 10 burada var yine. Dikeylerde de 10 artı 10'dan burayı yine 20 bulduk mu bulduk. O zaman çevresi, şu garip şeklin çevresi kaç yapıyor kardeşim? 20 artı 20'den 40'a mı eşit oluyor? Hem yatayları hem de dikeyleri ayrı ayrı topladık ve 40'ı bulduk. Süper bir soru değil mi? Süper bir soru. Ya bak, yine eşkenar dörtgenin tanımıyla ilgili bir soruydu. Yine başa yazmak zorundayım. İlk başta böyle baktığın zaman sorulara hep yeni nesil sorularla başlamışız ama sadece tanımı olduğu için bu şekilde başladım dostum. Tamam. Şimdi klasik sorulara da biraz sonra başlayacağız. Bak yine burada eşkenar dörtgenin tanımıyla ilgili bir soru ve ÖSYM'nin sorduğu bir soru. ÖSYM karede sormuş, ben bunu neye çevirmişim? Ben bunu eşkenar dörtgene çevirmişim sadece. Hadi gel birlikte bakalım soruya. Klasik sorularda bak sonrasında geliyor. Merak etme. Sadece tanımıyla ilgili yeni nesil sorulardan bahsediyorum şu anda ki bu tarz sorular aslında revaçta. ÖSYM'nin böyle göz önünde dediğimiz sorular. Ben sana bu tür soruları eşkenar dörtgende gösteriyorum ama bak sen bu soruyu bir sonraki konuya uyarlayabilirsin. Aha, aynı bu soru dikdörtgende gelse, sınavda gelse ben soru tutturdum. Söyleyeyim. Aynısının laciverti. Bu soru dikdörtgende ya da karede gelebilir. Bu soru da yine dikdörtgende ya da karede gelebilir. Yani yazdığımız bir soru sadece ve sadece bir konuya hitap etmiyor. Aslında burada ben 1350 tane soru var dedim ama bunu çarp 2 ile çarp 3 ile 1250 çarpı 3 diyebiliriz aslında soru sayısını. 1350 çarpı 3 diyebiliriz aslında soru sayısını. Çünkü burada gördüğün şu güzel soru aynı zamanda dikdörtgene de uyarlanabiliyor. Bak çakraların açılsın. Çakraları açmaya geldim şu anda. Konuşuyorum, boş konuşmuyorum. Bak bu soru dikdörtgende gelebilir. Eşkenar dörtgende yazmışım ben bu güzel soruyu. Aynı şekilde bu soru bak örüntüyle ilgili güzel bir soru. Ben bunu eşkenar dörtgende yazmışım. Bu adam burayı kare der, dikdörtgen der. Mesela kare sorusu yapabilirim ben bunu. Burada mesela yine aynı şekilde dikdörtgenli yapabilirim. Burayı 10, burayı 20 verip de. Ya da paralel kenarda da yine aynı soru gelebilir. Çarpı 4 çarpı 5 de diyebiliriz yani. Aynısı eşkenar dörtgende gelen soru dikdörtgende de gelebilir, karede de gelebilir. İşte gördüğünüz üzere. Tamam. Evet, bunlar hoş sorular. O yüzden bak ilk defa aklıma geldi. Şöyle 1350 soru çarpı 4 de diyebiliriz. Çünkü soruları uyarladığımız yerlerde olur ama her soruyu böyle çarpı şey demiyoruz ki ya. Bir de o var. Ya en az 3000 soruyla muhatap oluyorsun burada, onu söyleyeyim yani en azından. Evet dostum, bak ne yapmışım? ÖSYM'nin sorduğu kare sorusunu. Ya esinlenmişim, çalma demeyeyim de. Hoşuma gitmiş kardeşim. ÖSYM karede sormuş. Ben gelmişim sana eşkenar dörtgende sormuş.
Aynı sorunun lacivert. Ha ÖSYM bunu yapıyor mu? Yapmayı çok seviyor. Bir konuda sorduğu bir konuyu başka bir konuda sormayı da çok seviyor. Mesela televizyon üzerine bir kare koymuştu. Kare örtü koymuştu mesela. Ben onu şeye çevirmiştim. Duvara çemberi asmıştım. Bir halıyı, daire şeklindeki halıyı asmıştım. İki sene sonra o mantıktaki soru aynı soruda, aynı mantıkta soru çıktı. Hatta iki sene sonra yine aynı mantıkta soruyla yine karşımıza geldi. Farklı bir konuda yalnız. Tamam. Hadi bakalım soruyu okuyalım. Bir kenar uzunluğu x birim olan bir eşkenar dörtgen 5'i eş, toplam 6 eşkenar dörtgene ayrılıyor. Bak şu büyük eşkenar dörtgen var elimde. 5 tanesi eş eşkenar dörtgene ayırdım ve bir tane de şurada bir eşkenar dörtgen oluyormuş. Tekrar okuyorum. 5'i eş, toplam 6 eşkenar dörtgene ayrıldı. 5 tanesi burada, 6'ncı da burada demek. Bunu ayıraraktan şuradaki E1'i oluşturdum. Daha sonra E1 eşkenar dörtgende yine benzer bir şekilde 5'i eş, 6'ncı da burası, E2'yi oluşturdu beni. E2 eşkenar dörtgende benzer biçimde ayrıldığında elde edilen E3 eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu 16 cm oluyormuş. Tamam. Bunu da 5 tanesi eş eşkenar dörtgene ayıralım. Hadi bakalım. Şöyle eşkenar dörtgene ayıralım. Aynı hamleyi burada yapacak mısın ben şimdi? Evet. Soruyu yeni nesil yapan da zaten bu. Şöyle 5 tanesi eş eşkenar dörtgene ayırdım şöyle. Gördün mü? Hocam birinci burada, ikinci burada, üçüncü burada, dördüncü burada, beşinci burada, altıncı da burada. Altıncı da bir eşkenar dörtgen. E3 eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu da 16 oluyormuş. Yani hocam şurası 16. Burası da 16. Şurası da 16. Hocam buranın 16 olması, şuradaki eşkenar dörtgenin bir kenarının 8 olması. Dolayısıyla burası da 8. Eşkenar dörtgen burası da 8. Hocam burası da 8. Burası da 8 oldu mu? Oldu. Vay. Ne çıktı? 24 çıktı. Bak burası 24 oldu. Hocam 24 ise bunlar 12 12 oldu o zaman. Bak olaya bak. Şunlar 12 12 oldu. O zaman burası da 12 oldu. Vay. Şurası 36 oldu. 36 olduğundan bunlar bu sefer 18 18 oldu. Burası da 18 oldu o zaman. Şu eşkenar dörtgenden 18 ya. Burası 18 ise burası da 18 olur. 18 18 18. Dolayısıyla büyüğün bir kenarı da kaç oldu? 54 oldu. Bizden ne isteniyor? Buna göre x nedir diye soruluyor. X neydi? Bir kenar uzunluğu x birim olan bir eşkenar dörtgenden bahsediyorduk. Yani x burasıydı kardeşim. X'i de ne bulmuştuk o zaman biz? 54 bulduk. Cevap 54. Çok zor bir soru değil. Soruyu okuyup eksik parçayı tamamlayınca sorunun sonucuna da rahat bir şekilde ulaşabildik aslında. Dolayısıyla dördüncü soruyu böylelikle 54 bulduk. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda ABCD eşkenar dörtgen demiş. Sonra burada eşkenar dörtgen köşegen çizmiş. Köşegen çizilince hocam diğer köşegeni de biz mi çizelim? Ya uzunluk sorsa evet. Çünkü köşegenler dik kesişiyor. Uzunluk sormamış. Açı gelmiş. O zaman eşkenar dörtgendeki açı özelliği aklımıza gelsin. Eşkenar dörtgende tanımı aklımıza gelsin daha doğrusu. Köşegenler dik kesişiyordu ekstradan. Bir de köşegenler açı ortay. Bu bilgi bize yeterliydi soru çözümlerine. Köşegen açı ortaysa ben buraya alfa dersem burası da alfa. Açı ortaysa bu köşegense burası 2 alfa olacak. Karşılıklı açılar birbirine eşit olduğundan bunlar da 2 alfa 2 alfa olacak. Ana 2 tane açı bu üçgende yan yana geldi. 2 iç açı dayanamam. Görünce bir dış açıya eşit. Yani 2 alfa ile alfanın toplamı 3 alfa neye eşit olacak? 75'e eşit olacak. Alfayı böylelikle kaç bulurum? 25 bulurum. BCD açısı isteniyor benden. Şuradaki açı. Hocam 25 derece bulduysak o zaman buradaki açı. 25 ise burası kaç? 50. Burası da 50. Toplamda burası kaç yaptı? 100 yaptı. Hocam burası da 180'e tamamlayan açısı 80 derece yapar. Yani örnek 5'te böylelikle 80 derece oldu. Evet klasik sorulara geldik. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer bak şeyle alakalı. Tanımıyla alakalı soruları bitirdik. Neyse. Eşkenar dörtgen demiş. Hemen tanımını kullanalım kardeşim. Hocam tanımını kenar uzunlukları birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar da eşit. O zaman burası K iken burası da K. Her yer 2K mı oldu o zaman? Evet. Paralel kenardaki söylediğim ekstra dikkat etmen gereken yerler hala daha burada geçerli. Hocam burada 90 derece var. Hemen dik üçgen mi oluşturayım böyle? Yok. Önce verilen bilgiye bak. Hocam zaten burada üçgen var. Hatta şu 90'sa karşısındaki 90'ı da yazın demiştim. Neden? Z'den dolayı karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Burası da 90. Burada bir üçgen çıktı. 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? 30'un. 30, 60, 90 üçgeni çıktı burada. Benden de DAB açısı isteniyor. Şuradaki açı 60'ın 180'e tamamlayanı olur. Yani bu açıda 120 derece olur dostlar. Evet cevap böylelikle 120 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Örnek 7'de de ABCD eşkenar dörtgen verilmiş ve şu dik verilmiş. Bu dikse karşısı da dik mi? Evet Z'den dolayı. Bu dikse bu karşısı da dik mi? Z'den dolayı evet. Hocam bu eşkenar dörtgen verilmiş. Eşkenar dörtgende bu ne? Dik. Yani yükseklik. Hocam eşkenar dörtgende bu ne? Dik. Yani yükseklik. Eşkenar dörtgende yüksekler neydi? Birbirine eşitti. Yani şu parçayla şu parça. Of parçaya bak. Bunlar birbirine eşit olacak. Yani 3 artı 5 ile x artı 2 birbirine eşit olacak. X'i de böylelikle 6 buluruz. Evet örnek 7. 6.
Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de eşkenar dörtgen verilmiş. Hocam köşegen verilmiş ve uzunluk var. E ne yapacağız? Bak köşegen çizilmişse köşegen çizeceğiz. Köşegenlerin çizilmesi özel bir durum. Diğer köşegeni de biz çizelim kardeşim. Çizdik. Niye? Özel bir durum. Köşegenleri dik kesen dörtgenler çok azdır. O dörtgenlerde de köşegen çizmek aşırı derecede önemli. Mesela bunlardan bir tanesi özellikle uzunluk soruluyorsa, uzunlukla ilgili bir bilgi varsa. Mesela bu konulardan bir tanesi eşkenar dört. Köşegenleri dik kesin. Bir tanesi bir sonraki gün işleyeceğimiz deltoid. Bir tanesi kare. Hem uzunluk isteniliyorsa hem de köşegen çizilmişse diğer köşegeni çizmek aşırı derecede önemli oluyor. Çünkü köşegenler köşegen çizilmiş. Köşegenlerin dik kesmesi özel bir durum ondan. E köşegenler dik kesir. E bu bir eşkenar dörtgen. Tamam hocam. Köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar. 18 ise 9 9 diye böldü. Hocam sonrasında şuraya bir bakıyorum ki şurada bir üçgen çıktı. Buradaki üçgene bakıyorum şimdi. Hocam buradaki üçgende ne var karşımızda? Bir dik üçgen. 17 var. Hocam 17. Burası kaç? 15. 8 15 17'den 8 çıkar burası. E o zaman burası da 8 oldu. E bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Arkadaş alanı için ya taban çarpı yüksekliği bulacağım böyle. Yükseklik şuradan da çizilebilir. Tabanı bulurken Pisagor bağıntısından taban saçma çıkıyor. Hiç onunla uğraşmayalım. Ya da köşegenler çarpımının yarısıydı. Ya da hocam o da aklına gelmezse şu alanı bulursun. Bu alan tüm alanın 4'te 1'i dersin. 4'le çarparsın. Burası 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 olduğundan dolayı. Ama direkt köşegenler verilmiş ya. Köşegenler verilmiş. Yani bir köşegen 18, diğer köşegen 16, bir de böl 2'ye. Şunlar gitti. 16 ile 9'un çarpı 144 yapıyor arkadaş. Evet örnek 8'de böylelikle 144 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 9'dayız. Örnek 9'da da eşkenar dörtgen verilmiş, köşegen çizilmiş, uzunlukla alakalı bir şey var. O zaman ne yapacağız? Diğer köşegeni biz çizeceğiz kardeşim. Hop çizdik. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor ve tam orta noktasından. Köşegenler birbirini ortalıyor ya. Tam buradaki noktayı da orta nokta olarak vermiş. Tam buradan geçmek zorunda. Köşegenlerin dik kesmesini de şöyle gösterdim. Eyvallah. 4 ve 9 demiş. 9 neresi? BC. BC 9'sa o zaman. E o zaman BC 9'sa BC'nin 9'luğunu kullanacağım. Hocam eşkenar dörtgenin bir kenarı 9. Buraya ne kaldı? 5. Eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. İstersen köşegenleri bulup köşegenler çarpımının yarısına gidersin. Ama bak bu sefer köşegenden gitmeyeceğim. Niye? Hocam köşegeni bulayım dersem haç kare, bunun karesi bu çarpı tamam diye burayı bulurum. Sonra Pisagor'dan burayı bulurum. Daha zahmetli oluyor. Bu sefer bence şuradan gidelim. Şu yüksekliği bulursam şu üçgenin alanını bulurum. E bu üçgenin alanı da 4'te 1'e. Paralel kenardaki öğrendiğimiz bilgileri de yani şey yap, kullanalım tabii ki. E burada haşı bulursam daha kolay olacak işim. Haşın karesi 4 çarpı 5. Haş kare buradan 20 ise haşı buradan ne buluruz? Kök 20 buluruz. Kök 20 de 4 çarpı 5 ya. Haşı da buradan 2 kök 5 bulur muyuz? Buluruz. Haş 2 kök 5 ise eğer sonrası kolay. Ne yapacağız sonrasında? Hocam burada şu üçgende ne yapacağız? Bu üçgende tabii ki şu üçgenin alanını bulunca olay bitiyor. Burası 9 mu? 9. Sarı alanı söyleyelim. 9 çarpı 2 kök 5 bölü 2 değil mi? Evet. Bölü 2'ler gitti. 9 kök 5 yaptı. Sarı alan 9 kök 5 ise bu alandan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman eşkenar dörtgenin alanı ne olacaktır? 9 kök 5'ten 4 tane var diyeceğim. Cevap da böylelikle 36 kök 5 yap. Geldik 10. soruya. Evet. Masanın üzerine birbirine eş olan ABCD ve KLMN eşkenar dörtgeni biçimindeki kartonlar ACKM köşeleri doğrusal olacak şekilde konulmuştur. Evet. ACKM bunlar doğrusal olacak şekilde konulmuş. AD 11 birim, CK 4 birim. CK da çok çıkıyor ya. CK. Selamlar CK. Kartonlar ağırlık merkezleri boyunca. Ağırlık merkezleri ne oluyor? Köşegenlerin kesim noktası oluyor. Bak paralel kenarın, eşkenar dörtgenin, dik dörtgenin, karenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktası şeklinde oluyor. Dolayısıyla tam burası orta noktası ağırlık merkezi, orta noktası ağırlık merkezi olacak. Şimdi ağırlık merkezleri boyunca saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde D ve L noktaları çakışıyor. Hocam nasıl döndüreceğiz bunu? Nerede döndüreceğim? Bu şekilde bunu bu şekilde döndüreceğim. Bunu da bu şekilde döndüreceğim. D ve L noktaları da bir noktada çakışıyor. Yani 90'ar derece döndürdüğümde, saat yönünde döndürdüğümde yani şu yönde döndürdüğümde bak D noktasını bu yönlü döndürüyorum. O dönecek. Sonra L noktasında bu yönlü yani bu yönlü döndüreceğim. 90 derece döndürdüğümde bunlar D ve L noktaları çakışıyormuş. Buna göre kartonlar döndürülmeden önce B ile N köşeler arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi gel kartonları tam döndürmeyi anlayamadık galiba. Gel senle birlikte şu döndürmeyi anlayalım. Evet tam ağırlık merkezi yani AC köşegeninin ve KM köşegeninin orta noktalarına çivi çakmışım gibi düşün ve o çiviler etrafında döndüreceğim şimdi. İlk kartonu D köşesine dikkat et. İkinci kartonda da L köşesine dikkat et. Döndürüyorum 90'ar derece ve tam olarak aynı noktada çakışıyorlarmış şekilde gördüğün gibi. E tamam bunlar bu şekilde çakıştı. E şimdi çakışmayı bu şekilde gördük. Eyvallah ama bir de günlük hayattaki şey animasyonda gördük. Bu çok önemli bir şey zaten. E bir de biz bunu kağıt üzerinde
üzerine nasıl dökeceğiz? Öncelikli olarak kağıt üzerine ağırlık merkezi boyunca dediği için ağırlık merkezini şöyle bir köşegeni çizelim kardeşim. Şu köşegeni çizdik. Bu köşegeni de çizelim. Ve bunlar eş kartonlar. Dikkat et, eş kartonlar olduğu için bunlar birbirinin eşi. Yani buradaki her bir kenar onar birim hocam. Diğer kartonun da her bir kenarı onar birim. Ve köşegenleri de eşit değil mi? Eşit. Yani bu uzun köşegen çift çizgi ise, bunlar da çizgi çizgi ise, bu uzun köşegen çift çizgi, diğerleri de çizgi çizgi oldu. Şimdi döndürmeyi yaparken, döndürmenin esprisini yaparken hep kendimi şöyle gösteriyordum. Bak bakayım bana şöyle bir. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem oluyordu değil mi? 90 derece döndürüyorum. Dönmeden önceki haliyle döndükten sonraki hali aynı. Çünkü şu nokta etrafında döndürürken kalemi şöyle dairesel bir hareket ediyordu. Şöyle dairesel aynı noktada, gördün. O daireyi sen de gördün şimdi. Yani orada bir dairesel hareket ediyor. Bunu unutmayalım. Gel bunu şimdi şekilde göstereyim. Arkadaş ben bunu döndürürken dikkat, bu nokta etrafında döndüreceğim şimdi. Şu nokta etrafında döndüreceğim. Hadi döndürelim bakalım. Şurada mavi uzunluk. Döndürdüğüm zaman şu şekilde gelmeyecek mi? Hemen dikkat et. Hocam döndürdüğüm zaman şöyle hop şuraya doğru gelecek. Tamam. Aslında bu dönüş yaparken ne yapıyor? Hocam şu merkezde bir daire dönüşü yapıyor. Hatta devamını getirecek olursak şöyle bir şey olacak. Hocam bu da yarıçap. Bak bu da yarıçap. Bu da yarıçap. Şunu uzattığımızda bu da yarıçap olacak. Aynı şekilde diğer taraftaki döndürmeyi de yaparken L noktasını döndüreceğim. Aynı mantıkla. Hemen geldik şuraya çizdik. Ve burada da bunu döndüreceğim böyle. Döndürürken hop dönerken aynen tam olarak burada çakışıyorlarmış bunlar. Tamam çakışsınlar. Bunu da kullanacağım demek ki. Her bilgi kullanılıyordu. Yine bu dönerken ne yaptı? Hocam şu şekilde dönerken dairesel bir hareket yaptı. Hatta dönerken şöyle dairesel hareket devam edecek. Yani şunun şuraya olan uzaklığı, buna olan uzaklığı birbirine eşit olmak zorunda. Hatta bu da yarıçap, bu da yarıçap. İşte buradaki eşitler de önemli. Yani aslında buradaki uzunluk ne oldu arkadaşım? Buradaki uzunluk çift çizgi. Buradaki uzunluk da yine aynı şekilde çift çizgi olmak zorunda. Çünkü bu çift çizgi uzunluğu, bu da çift çizgi olmak zorunda. Bu çift çizgi uzunluğu, bu da çift çizgi olmak zorunda. Peki o zaman ben şimdi şuraya dönüyorum. Hocam ben buradaki uzunluklara AA diyeyim. Kısa uzunluklar o zaman AA. Şuraya ben bir B diyecek olursam çift çizgi dediğim ne oldu? A artı B. O zaman burası da A artı B oldu. Gel burada A artı B yaz. Burada da A artı B yazdım. Döndükten sonra bu çift çizgi, şimdi bu çift çizgi olduğundan dolayı, dur bakayım şunu halledeyim ben. Bu çift çizgi olduğundan dolayı bu da çift çizgi olacak. Bu da A artı B olacak. Yani buraya da B kalıyor. Aa dikkat et, 2B uzunluğu 4 oldu. Yani B uzunluğu böylelikle 2 oldu. O zaman biz şuraya yazıyoruz 2. Yani burası aslında ne oldu arkadaşım? A artı 2 oldu. Hemen gösteriyoruz. A artı 2. Köşegenler dik kesiyordu. Burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Normalde onun karesi eşittir A'nın karesi artı A artı 2'nin karesi deyip işlemle A'ya ulaşabiliriz. Ama gerek yok. Ne üçgeni? A var. A artı 2 var. 10 var. Hocam 10 varsa büyük ihtimal 6, 8, 10 üçgenidir. A yerine ben 6 koyarsam burası 8 oluyor mu? Oluyor. A'yı böylelikle 6 buluruz. Tamam. Bizden ne isteniyor? B ile N noktaları ilk şekildeki, yani bu şekildeki, dönmeden önceki bu şekildeki B ile, anam kalem düşüyordu, N noktaları arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Tamam. Şimdi köşegenler dik kesiyor. Hocam elimizde 90 dereceler var. Bizden de bir uzunluk isteniyor. Amacımız neydi? 90 dereceye karşılık dikdörtgen yapıp da dik üçgene karşılık getirmiyorduk. Ya da hocam şöyle bir merdiven şekli var ve bu uzunluk isteniyorsa buna karşılık bir dikdörtgenle dik üçgen elde ediyorduk. Onu nasıl elde edeceğiz? Al sana dikdörtgen. Bak dikdörtgen yapınca burada. Hocam biz burayı ne bulduk? 8 bulduk. Burası da 8, burası da 8. Toplamda kaç yaptı? 16 yaptı. Sonra hocam şurası zaten kaç çıktı? 8 çıktı. Yani burası da 8. Hocam burası da 8. Burada dikdörtgen yapınca toplamda şurası da 16 oldu mu? Oldu. Ve şu dik üçgene dikkat et. Dik üçgenin kenarları 16'ya 16. 16, 16 ise o zaman burası da ne olacaktır? 16 kökü olacaktır dostlar. Evet, güzel bir soru gerçekten. Cevabı da 16 kökü bulduk. Döndürmeyi de animasyonda da gördük. Normal kalemle de döndürdük. Normal şu kalemle de döndürdük. Artık her şeyi gösterdik sana. Anlamaman imkansız değil mi dostum? Evet, örnek 10. Bu şekilde çıktı. Geldik örnek 11'e. Vay. Örnek 11 de güzel bir soru. Dikkat dikkat. Hatta öncelikle şöyle bana bak bakayım. Şu soruyu sen bir çözer misin? Daha önceki söylediğim teknikler, söylediğim şeyler hep geçerli. Sana bir tüyo vereyim burada. Bu tüyodan sonra büyük ihtimalle yaparsın diye düşünüyorum. Tavana bir şey asılmışsa eğer, şekil 1'deki tavanın zemini olan uzaklığıyla şekil 2'deki tavanın zemini olan uzaklığını ÖSYM kullanmayı çok sever. Belirtmese bile sever. Yani zemini olan uzaklığı burada her iki şekilde de birbirine eşit. Bunu unutma. Tamam mı? Hadi bakalım. Ona göre düşün ve bu soruyu yap. Spoiler da verildi kardeşim. Yaparsın büyük ihtimalle. Ben soruya dönüyorum. Şimdi iple asılan herhangi bir cisim denge konumuna geldikten sonra ipin düşey doğrultusu cismin ağırlık merkezinden geçer. Bu bir fiziksel olaydır. Belki bilmiyorsunuzdur diye burada tanımını da yaptım. Şimdi ben burada A köşesinden bir eşkenar dörtgen asmışım. Burada da aynı eşkenar dörtgeni B köşesinden
asmışım. Ve denge konumuna geldiği zaman bu ipin düşey doğrultusu tam olarak ağırlık merkezinden geçer diyor bize. Ağırlık merkezi dediği için soru da aslında bize ne diyor? Kardeşim, ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Köşegenlerin kesim noktasını belirt orada, belirt. Bak, sana çaktırmadan köşegenlerin kesim noktasını işaret ediyor. O zaman her iki şekilde de köşegenlerin kesim noktasını belirt. Ve ben her iki şekilde de eş yapıyı kullandıysam eğer, bu eş yapılarda kenarların eşitleri, uzunlukların eşitleri biz birbirine eşit. Bunu kullanmayacağız mı? Kullanacağız. Tamam. Şimdi o zaman onu kullanacaksak. Hocam, burada kenarları birbirine eşitliğini hadi bakalım kullanalım burada. E kullandık, gelmedi. Köşegenlerin kesim noktasıyla alakalı bir şey var ve düşey konumunda bu köşegen var. Düşey konumunda uzun köşegen var. Kısa köşegen, uzun köşegen var. O zaman ben şurada şu şekli biraz büyüteyim istersen. Ben şuraya bir AA dersem, şuraya bir BB dersem, o zaman burası da AA, burası da BB. Aynı zamanda eş yapılarda köşegen de işin içine girdi. Köşegenlerin eşitliğini kullanacağım çünkü düşey uzantıda köşegen, düşey uzantıda köşegen var. E sonrasında ne yapacağım? Zemine olan uzaklığından bahsetmiş. Bak soruda. Alanı 120 birim kare olan eşkenar dörtgen A ve B köşelerinden ip ile asılıyor. Şekil 2'deki eşkenar dörtgen zeminden 14 birim. Şekil 2'deki eşkenar dörtgen zemine 14 birim daha yakındır. Bak, bu bilgiyi de kullanacağız. Hadi kullanalım. Şimdi zemin burasıysa arkadaş. Şu zemin şurasıysa böyle. Tamam. Evet, zemini de şöyle belirttim. Zemine bu eşkenar dörtgenin zemine olan uzaklığı bu. Bu eşkenar dörtgenin zemine olan uzaklığı bu yap. Ya bu zemine olan uzaklarında ne giriyor işin içine? 14 birim daha yakın diyor. Yani burası A iken, yani burası, hatta şöyle diyelim, burası X iken burası X artı 14'tür diyor bize. Hocam ben bunu nasıl kullanacağım? Çünkü zemine yakın köşesi burası, zemine yakın köşesi burası. Bu 14 daha yakınmış. O zaman ben buraya X dersem burası da X artı 14 oldu. Bir de neyi kullanacağım? Tavanın zemine olan uzaklıkları her iki şekilde de aynı. Dikkat! Buradaki tavanın zemine olan uzaklığına bakalım. Yani burada ipin uzunluğu var, burada ipin uzunluğu var. O zaman alt tarafa yazıyorum. İlk şekilde ipin uzunluğu artı, sonra ne var? 2A var. Sonra X artı 14 var. 2A var. X artı 14 var. Aynı zamanda burada da tavanın zemine olan uzaklığı aynı. İpin uzunluğu var. Şuraya bakacak olursak. İp 2B ve X mi var? Evet. İp 2B ve X var. Ana, iplerin uzunlukları gitti. X'lerin uzunlukları gitti. 2A artı 14 2B'ye eşit oldu. Yani buradan denklem ne geldi arkadaşım? Buradan 2B eksi 2A eşittir 14 oldu. B eksi A eşittir 7 oldu. Hatta B buradan A artı 7'ye eşit oldu. Bak. B yerine gel. A artı 7 yaz şimdi. Başka bir şekilde de bulabilirdiniz ama bak, tavanın zemine olan uzaklığını kullanıp yaptım ben bunu. Arkadaş, burası A. Burası A artı 7. Sonra aynı şekilde A artı 7 ve burası var. Ve ben neyi kullanmadım soruda? Alanı kullanmadım. Yani o zaman alanı da kullanayım ben burada. Alan, köşegenler de var burada. Bir köşegen 2A. Diğer köşegen de 2A artı 14. Bu köşegenler çarpımının yarısı eşittir. Ne olacak kardeşim? 120'ye eşit olacak. O zaman burada 120'ye eşit olacaksa bu. Dur şurayı sileyim, düzgün yazayım. 120'ye eşit olacaksa bölü 2'ler gitti. Bir daha 2'ye böl. A çarpı A artı 7. Bir daha 2'ye bölüyorum. Eşittir. 60 yaptı arkadaşım burada. Bak ne yaptım? Şunu da 2'ye böldüm. A artı 7 kaldı. 2 parantezini aldım. A artı 7. Şu sadeleşti. 60 yaptı. O zaman burada çarpanlara ayırma yapacağım. Çarpanlara ayırma yapacağıma neyle neyin çarpımı 60? Hocam 2 ile 30'un. Olmuyor. A yerine 2 koyunca. 2. Burası 9 oluyor çünkü. Ya da 5 ile 12'nin çarpımı 60 yapıyor. Hocam A yerine 5 yazınca burası 12 yapıyor mu? Yapıyor. Gel burada A yerine bir 5 yaz. Geldik. 5 yazdık. O zaman A artı 7'de kaç yaptı o zaman? 12. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeni. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 13 oldu mu? Oldu. Bizden ne isteniyor? Çevre isteniyor. Çevre de o zaman 13'ten 4 tane var. Yani 52 yapar. Süper bir soru. Gerçekten bu da çok güzel bir soru. İşin içine fizik de girdi. Fiziği de soktuk ama yukarıda tanımını da verdik. Ağırlık merkezinden geçtiğini de söyledik. Ama ne yaptık soruyu çözerken? Şurayı kullandık. Ya burayı kullanarak yorum yaptık. Dikkat et lütfen. Sen de orayı kullan. Ağırlık merkezinden bahsediyor. Köşegenleri çizdim orada. Düşey uzunluktan bahsediyor. O köşegen lazım olacak orada. Köşegenlerin eşitliğini kullandık mesela burada. Gibi gibi şeyler. Hep de verilen bilgileri kullandık sonrasında. Ve burada tavana bir şey astıklarında en önemli şey bu. Spoilerım zaten oydu. Tavana bir şey astıklarında şekil 1 ve şekil 2'de bahsediyorsa tavanın zemine olan uzaklıkları her iki şekilde de birbirine eşit. Bence en önemli nokta da bu kardeşim. Sonra bak burada ne kullandık? X artı 14 yazdık. X'e x artı 14. O da şu cümleden geldi. Zemine 14 birim daha yakın olmasından dolayı geldi. Her bir bilgiyi şekilde kullandık ve sonuca da rahat bir şekilde ulaştık. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 12'ye. Sanırım bakayım son soruda mıyız? Evet, son sorudayız arkadaşlar. Şimdi örnek 12'de alanı 72 birim kare olan eşkenar dörtgen şeklindeki bir kağıt. 1, 2 ve 3 nolu yamuk elde edilecek şekilde 3 parçaya ayrılıyor. Tamam, yamuk. Hocam yamuk daha görmedik.
Yamuğun tanımını soruda kullanabiliriz. Belki de kullanmadan çözüm yapabiliriz. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Yani şu yamuksa birbirine paralel. 3 nolu yamuk. 1 ve 2 nolu üçgen. 3 nolu yamuk. Yani şunlar birbirine paralel. Ya bunu belki ben bunu kullanmadan, bu bilgiyi kullanmadan onun paralel olduğunu ispatlarım soru içinde belki. Dur bakalım, okuyalım soruyu. Bu parçalar KLMN paralel kenarın üzerinde taşmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde mavi bölge oluşturuluyor. Evet, ne yapmışım? Bu 1, 2, 3 numaralı parçayı alıp başka bir KLMN paralel kenarın içerisine 1 ne oluyor, 2 ne oluyor, 3 ne oluyor, bu şekilde koymuşuz ve bizden işte bu KLMN paralel kenarının, demek ki paralel kenarımız yeşilmiş, yeşilin üstüne mavileri koymuşuz böyle, bu paralel kenarın alanı nedir diye soruluyor bize. Bir de burada bir oran verilmiş, oranı da kullanacağız. EB'nin uzunluğu K iken AE'nin uzunluğu 2K. Şurası K iken buraya 2K yazdım ve bu bir eşkenar dörtgen şeklindeki bir kağıttı. O zaman her yerde 3K'ları şöyle bir yazalım kardeşim. 3K, 3K, 3K. Şimdi ben şekil 1'deki parçaları şekil 2'de kullanıyorum ya. Yani eş yapı kullanıyorum. Eş yapı kullandığım zaman kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Hatta belki alanların eşitliğini de kullanacağız çünkü alandan bahsediyor. O zaman 1 nolu parçanın kenarları 3K, 3K. 2 nolu parça, 2 nolu parça bu buraya gelmiş. Tamam. Ve dikkat et, şu kenarla şu kenar paralel değil mi? Paralel kenardan dolayı, büyük paralel kenardan dolayı. Evet. Sonra hocam bizim aslında şu kenarla da bu kenar birbirine paraleldi. Yamuk dedi. Yamuk dediği için aslında şu kenarla da şu kenar paralel. Ya onu kullanmadan bir şey yapmam lazım ya. KLMN paralel kenarın üzerine taşmadan bu şekilde konmuş. Şu paralel kenarı kullanmadan, yamuğu kullanmadan şey yapmak istiyorum ama ya mecburum galiba bu yamuğu kullanmaya. Dur bakalım. Burada açıların eşitliğini de kullanalım. İlk önce arkadaş, bu bir eşkenar dörtgen köşegen değil mi? Nokta 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 açıları olacak. O zaman 2 numaradaki şu nokta açısı olacak. Sonra 1 numaradaki nokta açısı olacak. Hatta 1 numaraya bakar mısın? Noktaya nokta, hemen noktaya noktayı yazalım şöyle. Ondan sonra başka bir şey var mı burada? Bir kenarı da K olduğunu biliyoruz. Şuraya da K diye yazalım. 3 numaralı parça. Hocam burası 2K değil mi? Evet. 3 numaralı parça bak burada. 2K'ya 3K şeklinde. Hocam 2K'ya 3K'yı yazdım. Sonra şu kısa parçası. Bak şurası. Burada da kısa parçası burası. Onu da göstereyim şöyle. Şu burada, bu burada. O zaman 2 nolu üçgendeki şu parça. Dur bakayım. Evet, o oraya gelmiş. Tamam. Oradaki uzunluğu da bulursam sanki durum değişecek. Güzel bir hale gelecek. Aa, şu bir paralel kenardı. Hocam paralel kenar olduğundan dolayı burası 3K ise burası da 3K mı? 3K. Hemen buraya da 3K yazalım. Yani tamamı 3K olduğundan dolayı buraya ne kaldı? K kaldı. Ya ısrarla şeyi kullanmamaya çalışacağım ama yamuğu galiba kullanacağım. Neyse, yamuğun tanımı kardeşim. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bununla da bu paralel ya. O zaman ne oldu arkadaşım? Bak buradaki yamuktan bahsettim. Dolayısıyla burada da paralellik çıktı. Hatta burada hem böyle bir paralellik var, hem de bu kenarlar da birbirine eşit. Şurada bir paralel kenar çıktı mı karşımıza? Çıktı. Başka türlü ispatlayabilir miydim bilmiyorum. Yoruma yazarsınız ama ben şu an çekimde bu şekilde şey yaptım. Paralel kenarsa o zaman burası 3K oldu. Sonrasında eksik olan parça bir şey var mı? Hadi bir şey daha. Bir şey daha gözden kaçırdık. Onu fark edebilecek miyiz bakalım? Şurada nokta açılarını yazdık mı? 1, 2, 3, 4 tane nokta açısını yazdık mı? Yazdık galiba. Şurada yazdım. Nokta açısı, nokta açısı. Burası da nokta açısı oldu. Sonra. Eş yapı ya. Hocam burası alfaysa. Bak buraya alfa diyelim hatta. Burası 180 eksi alfa değil mi paralel kenardan dolayı? Evet. Açıların eşitliği de önemli olacak bize. Hatta burası alfa alfa. 2 alfa burası. Burası da 180 eksi 2 alfa oldu. Dikkat. 180 eksi 2 alfa oldu. Dolayısıyla bunlar da alfa alfa oldu. Hocam burası da alfa oldu. Bu açıları da yazacağım demek ki ben. Hocam burası da 180 eksi 2 alfa. Bunlar da alfa alfa. Sonrasında bu yamukta da burası 2 alfa değil mi? Evet, 2 alfa. Heh. Sonuçta şunu göstermiş olduk. Bak şuradaki hocam şu 2 alfa olduğundan burası da 2 alfa oldu. Bunun paralelliğini bu şekilde de ispatlamış oldum bu arada. Sonra hocam burası 2 alfa oldu ya. 2 iç açı 1 dış açıdan. Bak burası da alfa oldu. Hocam bu alfalık üçgen buraya geldi. Alfa alfa. Yani bu bir x kenar üçgenmiş. Dolayısıyla burası ne oldu? Burası da k oldu. Her yerdeki oranlamayı bulduk. En azından şurada yamuğun tanımı da kullanmadan paralelliği de sana da ispatlamış oldum. Arkadaş buradan sonrasında oranlamalar var. Alan dağıtacağım. Alanı dağıtayım. Haydi bakayım. Şuradaki k'da kalan a dersem. Hop şöyle üçgen oluşturdum. 3k'da kalan 3a. Paralel kenarın bir yarısı 3a ise diğer yarısı da 3a mıdır? Evet. Geldim buraya, a alanı yazdım. Sonra burada başka bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim aslında. Burada şu şekilde de bir alan dağıtımı yapabilirim aslında. 1 bölü 3'ün karesi. Hocam 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 9. O zaman buraya 3 nolu parçaya ne kaldı? 8a kaldı. Hocam burası 8a yaptı. Dolayısıyla arkadaş burası a, burası 8a. Benzerlikten geldi. Bak bunlar birbirine paralel ya. Burası 9a ise burası da 9a olacak. Geldim buraya da 9a yazdım.
bir numaralı parçada 9A yaptı. İlk parçanın alanını bize zaten kaç vermişti? 72 vermişti. Hocam 9A burada, 9A burada, 18A yaptı. 18A eşittir 72 ise A'yı buradan 4 bulurum. KLMN paralel kenarının alanı isteniliyor benden. Arkadaş KLMN paralel kenarına bakalım. 9, 18, 18 alt daha 24A yaptı. Tüm alan 24A yaptı. Dolayısıyla A yerine de 4 yazarsam 4 kere 4 16, 96 mı yapıyor cevap? Evet, 96 yapıyor gençler. Böylelikle bu güzel soruyu da bu şekilde, yani yamuk bilgisini kullanmadan da bu şekilde çözmüş olduk. Valla çok güzel eşkenar dörtgen. Çok güzel işledik. Bak eşkenar dörtgen soruları normalde bu kadar çok fazla olmaz. Normalde 2 sayfayla biter. Belki de 1,5 sayfayla biter. Ama biz ne yaptık? Buradaki eşkenar dörtgen sorularını eş yapılarla, yeni nesil sorularla besledik. Hatta buradaki çözdüğüm soruların böyle özellikle yeni nesil soruların hepsi. Mesela bak şu soru. Dikkat et. Bu soru dikdörtgene kareye uyarlanabilir. Deltoide uyarlanabilir. Bu soru aynı şekilde. Bu soru aynı şekilde. Ondan sonra geldik. Şu soru aynı şekilde. Dikdörtgene kareye uyarlanabilir. Bu soru aynı şekilde. Bu soru aynı şekilde. Bu soru aynı şekilde. Yani sizin buradaki eşkenar dörtgendeki çözdüğünüz bu kaliteli sorular. Aynılarını bak dikdörtgende karede yazmadım. Aynıları sanki dikdörtgende de çözmüşüz gibi düşün. Karede de çözmüşüz gibi düşün. Tamam. Unutma bunu. Yani biz buradaki çözdüğümüz sorularla seni diğer konularda da geliştirdik aslında. Aynen bu şekildeki yazdığım soruların lacivertleri diğer konularda da karşına gelebilir ve gerçekten çok güzel sorular çözdük burada. Seni çok iyi bir şekilde geliştirecek sorular çözdük. Bak güzel, kaliteli sorular çözdük. Zor sorular değil. Tamam, burada bizi zorlayacak soru hangisi mesela? Ya hocam bu zorladı mı? Hayır, ben biraz ispat yapmaya çalışırken biraz zorlandım. O kadar da zor değil. Yine eski bilgiler. Hocam bu biraz zor mu? Evet, bir tık böyle ortanın üstü diyebiliriz. Ama diğerleri kaliteli sorular. Gerçekten şu soru, şu soru, bu sorular özellikle çok kaliteli sorular. Tam ÖSYM ayarında karşına çıkacak sorulardı bunlar da. Evet gençler, böylelikle bu olayı hallettik. Yani bugünü hallettik. İşin en zevkli kısmına geliyoruz. Madem bugünü hallettik, gelelim şuraya. 20. gün tikini atalım kardeşim. 20. günü hallettik. Tiki attık. Sonra bakıyoruz. Hop geldik şuraya. Ödevimiz var mı diye bakıyoruz. Eşkenar dörtgeni hallettik. Sırada ne var? Şu var. Yani ödev, soru bankası. Arka tarafta görüyorsunuz soru bankasını. Soru bankasında 98 ve 103 sayfaları eşkenar dörtgen testlerini içeriyor, barındırıyor. Oradaki sorular ellerinizden öper. Lütfen o soruları çözün. Sonra bakıyoruz. Haftalık programda haftamız bitti mi? Hayır. Haftalık programda 11. haftada olanlar eşkenar dörtgeni bitirdik. Yarın yani 21. günde birlikte siz de 11. haftayı bitirmiş olacaksınız gençler. Evet, bugünü çok güzel geçirdik bence. Yani çoğu konuya hitap eden bir dersti. Bence mükemmeldi ki ben şu dersleri bu sene anlatırken o kadar keyif alıyorum ki. Anlatamam. Çok keyif alıyorum. Hem animasyonlar, hem şunlar, hem bunlar, hem bu kaliteli sorular. Acayip bir şekilde geliştirdiğimi zannediyorum seni, ki sen de gelişiminin farkındasındır herhalde. Yaz yoruma. Tamam. Evet gençler, böylelikle bugün hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün, yani 21. günde deltoid konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.